Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Derbide 47. dakikada Talisca'nın frikikten attığı golle kazanan Karakartal oldu. Kendi seyircisi önünde maça tutuk başlayan Sarı Kırmızılılar ilk yarıda skora etki yapamadı. Beşiktaş'ın yaptığı etkili ataklar ise sonuçsuz kaldı. İkinci yarıya iyi başlayan Karakartal, genç oyuncusu Anderson Talisca'nın attığı golle skorboardda değişiklik yaptı. Golün ardından atakları sıklaştıran Galatasaray, Beşiktaş'ın defansını zor durumda bıraktı. 341. derbide kazanan Beşiktaş oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. It's never nice. If my opinion this was a game for draw, let's say this. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde oynadık. Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı ama aldığımız sonuçtan dolayı üzgünüm. Diğer taraftan kendi düşüncemi söylemem gerekirse bence beraberlik maçıydı. Bakıldığı zaman bir beraberlik maçıydı ama futbolda biliyorsunuz detaylar önemli oluyor. Ön plana çıkabiliyor. Bu detaylardan bir tanesi de şans faktörü. Rakibimizin attığı bir frikik golü, şans faktöründen kaynaklanan bir frikik golü ve maçı kaybettik. Ama kendilerini tebrik ediyoruz. Şu anda tabii ki evet bir puan farkı olabilir ama diğer taraftan da unutulmaması gerekir ki daha birçok maçımız var, 12 maçımız var. Şu anda bizim tamamen odaklanmamız gereken kendimiz ve kendimiz daha iyi yerlere nasıl gelebiliriz, bir şeyleri nasıl düzeltebiliriz. Çünkü çalışmamız gereken çok şeyler var. Hedefimiz maç maç bakıp pazardan pazara, bir pazar öbür pazardan daha iyi olması gerekiyor, daha iyi oynamamız gerekiyor. Bunlara odaklanmamız gerekiyor bizim. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise önemli bir galibiyet aldık. Fakat lig henüz bitmiş değil dedi. Maçı değildi ama önemli büyük maçtı. Öyle işte önemli büyük maçı Galatasaray gibi büyük bir camiada taraftar kitlesinin oldukça destek olduğu bir maçta. Yıldız oyuncu olan bir takıma karşı sıkıntılı bir dönemde kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün oyuncularına gurur duyuyorum. Disiplinli oynadılar. Verilen görevleri yapmaya çalıştılar. Ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Tabii futbol zenginliği olarak pozisyonları az oldu ama dediğim gibi taraftar baskısıyla, onun hırsıyla oynamaya çalışan Galatasaray'a karşı akılcı oynamak, soğukkanlı oynamak bizim artılarımızdı. Bizim için iyi bir akşam oldu. Ama burada bitmiyor. Yarış devam edecektir bizim için. Arkada kalan takımlar vardır. Biz öndeki olan bir takım olarak geride yakalanmamak için devam edeceğiz. Tekrar bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca ise şunları dile getirdi. Galibiyeti aldık. Burada Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Galatasaray çok tecrübeli, çok güçlü bir takım. Özellikle iç sahada. Tabii ki de bu galibiyet büyük bir adım. Ama şunun bilincindeyiz. Hala gideceğimiz çok uzun bir yol var. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Maç maç devam edeceğiz. Umarım bu pozitif sonuçlar devam edecek ve özgüvenimiz giderek yükselecek. UEFA Avrupa Ligi'nde birçok iyi takım var, birçok deneyimli takım var. Ama rakiplere baktığımızda her şey mümkün. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa Kupalarında iyi performanslar ortaya koyduk. Ayaklarımızı yere çok sağlam bir şekilde basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz. Bu sağlam oyunu devam ettirirsek büyük bir şansımız olur. Bir sonraki tura devam ederiz. Ben şansımız olduğuna inanıyorum. Böyle bir derbide büyük bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Şu anda şükür içerisindeyim. Arkadaşlarla zaten önceden maç öncesi de konuştuğumuz bu maçta iyi çalışmamız gerektiği ve akıllı oynamamız gerektiği. Sahada da bunu gösterdik. Bütün takımı, bütün kulübü, bütün camiayı kutlarım. Desde o primeiro dia que eu cheguei, no clube, eu senti uma energia diferente. Çok mutluyum tabii ki. Onların bana gösterdiği bu ilgi beni ayakta tutuyor. Her zaman kariyerim boyunca her zaman taraftarla iletişimde olmayı sevdim. Sosyal medya üzerinden de devamlı iletişimdeyim. Her şey yolunda giderse başkanımız da benim bonservisimi alır. Böylece bu sohbet burada sonuçlanır. Evet, Avrupa Ligi'nde de zor bir takım çektik, Olympiakos. Oradan tanıdığım oyuncular var. Portekizli ve Brezilyalı çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama takım halinde, takım bütünlüğümüz çok iyi. Ve bu maça da inanarak çıkacağız ve elemeye çalışacağız.